Arkadaşlar iyi günler. Öncelikle Türk Eczacılar Birliği'ne ben çok teşekkür ederim böyle bir fırsatı yarattıkları için bana. Sizlerle beraber birlikte olabilme fırsatı benim açımdan değerlendirildiğinde. Ee, kabaca bugün açıkçası aşıların ne olduğunu, nasıl olduğunu, bizim için neler kazandırdıklarını ve nasıl etki ettiklerini çok kısa anlamda konuşmaya çalışacağız. Ben doktora Teşkara Hacettepe Üniversitesi Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıklarına bilim dalındayım. Ee, orada çalışıyorum. Dediğim gibi öncelikle ilgi alanımda benim aşılar ve aşılarla ilgili de bugün sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Ve tüm açıkçası eczacı arkadaşlarımızın da aşılarla ilgili ne kadar çaba gösterdiklerini de bildiğim için sizler için de ne kadar önem taşıdığını da açıkçası değerlendirebildiğimiz için de burada sizlerle beraber olmak benim açımdan çok büyük bir avantaj. Ben tekrar bu fırsatı yaratan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Şimdi aşılarla ilgili genel anlamda konuşalım demiştim. Baktığımız zaman birkaç noktanın üzerinden geçmek lazım belki. Aşılar bizim için ne sağlıyor diye değerlendirdiğimizde şöyle söyleyebiliriz. İmmünizasyon yani aşıyla bizim kazandığımız insanoğlunun temiz suya ulaşmasıyla kazandığından sonra yaşamını en fazla uzatan araç aslında. Baktığımız zaman bize temiz su ortalama yaşam süremizi 20 yıl kadar uzatmıştı. Aşılar ortalama yaşam süremizi bizim 12 yıl kadar uzattılar. Yani böyle avantajları var. Bir böyle bir yaşam süresinin uzaması var. Ama en önemlisi şu bu yaşamın sağlıklı kaliteli olmasını sakatlıklardan uzak olmasını da sağlıyor. Bu bakımdan da bence aşıların açıkçası belki de koruyucu sağlık hizmetlerindeki yere en önde gelen basamaklardan bir tanesi. Böyle değerlendirilebilir bir. Ama bir başka önünde belki de devletler tarafından da bakıldığında aşıya harcanan her bir dolar karşılığında yaklaşık olarak devletler minimum 36 dolar civarında bir para kazancı da sağlıyor. Yani ekonomik açıdan da açıkçası aşı yatırımı en kakarlı yatırımlardan bir tanesi. Sağlıklı toplumun oluşmasını sağlıyor, sağlıklı bir geleceğe olanak sağlıyor ve sağlık açısından da bakıldığında harcanan paranın en iyi geri dönüşünü sağlayan yapı diye değerlendirebiliriz tabii baktığımız zaman neleri kazandık diye. Şöyle ki biz mesela çiçek hastalığını aşıları uygulayarak veya çiçek aşısını uygulayarak ortadan kaldırdık. Artık çiçeği görmüyoruz. Bırakın yani hasta kaybetmeyin. Hiçbir şekilde görmüyoruz. Ama bir taraftan aynı şeyi çocuk felci için baktığımızda, boğmaca için baktığımızda, difteri için baktığımızda, kızamık için baktığımızda da söyleyebiliriz. Bugün dikkat edersek son dönemlerde hem basında yazılı medyada hem görsel medyada, sosyal medyada çok ciddi anlamda haber olan kızamık salgınları var. Amerika Birleşik Devletleri'nde kızamığı neredeyse onlar azalttık görmüyoruz derlerken çocuklarında kızamık olmaya hatta bir ölüm oldu veya böyle bakarsak bugün modern Avrupa diye değerlendirdiğimiz Fransa'sında, İtalya'sında, diğer ülkelerinde çocuklarının kaybı, yetişkinlerinin kaybı oluyor kızamıktan. Ve dönüp baktığımızda bunun temel nedeni de açıkçası aşılanmamış kişiler veya aşılanmamış çocuklar olduğunu görüyoruz. Bu bizim açımızdan aslında can yakıcı tablolardan bir tanesi. Slide üzerinde de gördüğümüz gibi bizim açımızdan faydaları demiştik. Ve her aşı uygulamasıyla biz en azından bir çocuğun daha hayata tutunmasını sağlıyoruz. 2013'ün verileriyle değerlendirecek olsak şöyle bakmak lazım. Aşılamadı programıyla yaklaşık 2 milyondan fazla çocuğun 6 milyondan fazla yetişkinin sağlıklı olmasını hayatta kalmasını sağladığı aşılar. Sadece hepatit B diye bakarsak 600 binden fazla ölümün hepatit B aşısıyla biz önüne geçmiş vaziyetteyiz. Dünya Sağlık Örgütü'nün verileriyle bakarsak kızamıktan 540 binden fazla. Hibbe bağlı yani hemofilis influenza tip B'ye bağlı 386 bin kişi hala yaşamını kaybediyor. O bakımdan bizim hala aşıda ciddi anlamda yol alabileceğimiz noktalar var. Bugün için aşı takvimimiz dünyanın en gelişmiş aşı takvimlerinden bir tanesi. Ama rotavirüs diye bakarsak veya eksik olan diğer aşılarla bakarsak onlarda da alacağımız yol var. Eğer biz aşılamayı durdurmuş olsak bizim ülkemizde ne yaşardık? Belki rakamlara öyle bakmak lazım. Şöyle değerlendirebiliriz. Difteriden 1055 çocuğumuzu, Hepatit A'dan 5 çocuğumuzu, hepatit B'den 3348 kişiyi ve rakamları böyle büyüterek gidebiliriz. Ama biz çok ciddi anlamda bugün kaybetmediğimiz çocuklarımızı ve gençlerimizi geleceğimizi kaybedebiliriz. O nedenle aşı aslında her çocuk için hak ve uygulanması gereken bir yapı diye bakmak gerekiyor. Tekrar özetleyecek olursak eğer bugün durdursak biz aşılamayı gördüğümüz gibi pinomokoktan 7500'den fazla ölüm, menenjitinden, zatüresinden, bakteriye dediğimiz sepsisinden, kana bakteri kalışmasından, kan enfeksiyonundan biz bu kadar çok sadece ve sadece 7500'den fazla ölüme neden olacak pneumokok. Ve o bakımdan da aşılar bizim için açıkçası olmazsa olmaz diye değerlendirmemiz lazım. Dünya geneline baktığımızda senede 2 ila 3 milyon çocuğun açıkçası sağ kalmasını sağlıyor. Sadece ve sadece çocuklar gözüyle baktığımızda eğer aşılama veya aşıyı yaygınlaştıramazsak biz her gün bir her yıl bir buçuk milyondan fazla çocuk kaybedeceğiz. Daha ne yapabiliriz bu dağılım içerisinde? Hemofilus influenza demiştik. Tip B bizim ülkemizde rutin uyguluyoruz. Boğmaca aşısı, kızamık aşısı, tetanos, pneumokokal hastalıklar, rotavirüs. İşte bunların burada rakamlarını görüyoruz slide üstünde. Hala dünya genelinde neden olduğu ölümleri görüyoruz. O bakımdan alacağımız dünya açımı yol var. Bizim ülkemizde de belki aşıyla ilgili tereddütlerle ilgili konuşmamız gerekiyor. O nedenle de bizim aşılama olmazsa olmazımız diye. Şimdi aşı nedir diye gidecek olursak şöyle söylememiz lazım. Önemi bu kadar ön plandayken hem sağlık için hem yaşamı uzatmak için bu kadar ön plandayken aşı aslında şu. Hastalıklara karşı en basit şekliyle söyleyecek olursak hastalanmadan önce bizim vücudumuza mikroorganizmayı yani o hastalığa neden olan virüsü veya bakteriyi veya diğer ajanı göstererek vücudun bunu öğrenmesini sağlamak ve onun Karşılaştığında da istediğimiz şekilde cevap verip o hastalığın ortaya çıkmasını ve o hasta veya o hastalığın çok ağır şekilde hastaneye yatıracak veya ölüme neden olacak kadar ağır olmasını engellemek aslında istediğimiz bu yani biz aşıyla yaptığımız mikroorganizmaları vücuda göstererek öğretmek aslında temel amacımız da bu İşte o nedenle de aslında bizim burada öğretirken kullandığımız yapı antijenik yapıları yani mikroorganizmaların antijenik yapıları ama Aşıların içerisinde patojenik olan yapıları, yani hastalığa veya ölüme neden olan yapılarını biz ortamdan kaldırıyoruz. Ve isteğimizde biraz önce söylediğimiz gibi aktif imunizasyon, yani aşıyla vücudun bunu öğrenmesi ve uygun zamanda da uygun şekilde de cevap vermesi. Hep basitleştirerek anlatalım diyoruz ama bazen bu çok basit olmayabilir. Yani aslında isteğimiz şu: antijenik yapıyı biz zayıflatalım uygun şekilde vücuda verelim. Vücut da buna karşı bir cevap oluştursun ve bu cevabının vücudun savunma sistemi interferonlarıyla, T hücreleriyle, B hücreleriyle öğrensin, kontrol etsin ve bir daha karşılaştığında da ona uygun şekilde de cevap versin. O nedenle aşının uygulanmasında tüm bu basamakların hepsinin rolü var. Yani nasıl uygulayacağımız, enjeksiyonla mı, hız yoluyla mı, çocuğun yaşına göre, zamanına göre, belki şartlara göre artı, Verdiğimiz zaman bunu çocuğun nasıl karşılayacağı, o zaman her aşının aslında bir de yapılabileceği en erken yaş var. Çünkü aslında bizim istediğimiz şöyle bir şey: biz hastalıkla karşılaşmadan önce aşıyı yapalım ve çocuğu da bir an evvel koruyalım istiyoruz. O nedenle de belki de tüm aşıları aslında bebek doğar doğmaz yapabilsek en ideal olacak. Ama bu belirli noktalardan mümkün değil. Çünkü biraz önce de söylediğimiz gibi çocuğun immün sistemine savunma sisteminin onu algılaması. Ve uygun şekilde cevap vermesi bazen zaman gerektiriyor. Bazen anneden geçen koruyucular, koruyucu antikorlar, yani bağışıklık sisteminin elemanları bizim verdiğimiz aşıya etkisiz hale getiriyor. O nedenle de anneden geçen antikorların azalmasına ihtiyacımız, öyle bir zamana ihtiyacımız oluyor. O bakımdan da her aşının kendisine özgü aslında bir uygulama zamanı var. O zaman şöyle söyleyebilir miyiz? Aslında biz çocuğumuzu, en değerli kıymetli varlığımızı koruyalım istiyoruz. Ama bir bakıma da mikroorganizmalarla karşılaşsın ve onları da öğrensin istiyoruz. Aşı ile yaptığımız bizim aslında hastalık yapabilecek potansiyeli olmayan kalmamış mikroorganizmaları göstererek eğitmek. O bakımdan gündelik yaşamında nasıl çocuk dışarı çıkıyor, elini toprağa değdiriyor, sağa değdiriyor, sola değdiriyor veya bulduğu bir şeyi ağzına götürüyor. Aslında aynı şekilde mikroorganizmaları alıyor. Ama burada patojenleri de alabiliyor veya patojen dediğimiz aslında hastalık yapıcıları da alabiliyor. Ama aşıyla aslında yaptığımızsa bizim çok daha zayıflattığımızı hastalık yapamayanları vermemiz gibi. Böyle diye değerlendirip aslında hareket edebiliriz. Şimdi böyle baktığımızda o zaman amacımız aslında öncelikle ölümünü önlemek. İkinci amacımız mümkünse hastalanmasın, hastaneye yatmasını sağlamak. Veya mümkünse de o mikroorganizma çocukta hiçbir veya sizde veya bende yetişkinde hiçbir problemi neden olmasın. Bunların hepsini istiyoruz. Tüm aşılar aslında hepsini sağlayabiliyor mu? O noktada tabii ki yüzde yüz başarılı değiliz. Ama şöyle söylememiz lazım şimdi. Biz hastalıklardan nasıl korunuyoruz? İsterseniz önce ona bir bakalım. Bunun iki şekli var. Bir doğal bağışıklık, iki sonradan kazanılan bağışıklık. Yani bir kendi vücudumuzun doğası gereği olan bağışıklık sistemimiz var. Cildimiz, mukozalarımız, mesela midemizdeki asit sekresyonu, dörtrofil fonksiyonlarımız, yani polimorfonükleer lukosit dediğimiz beyaz kürelerimiz. Aslında bunlar bizim doğal ama yeterli olmayan, belli bir basamağa kadar bizi koruyan ama belli bir basamaktan sonra artık savunma sisteminin diğer fonksiyonlarının göreve gelmesi gereken noktalar. Bu da şöyle oluyor. Bir, pasif olarak olabilir. iki aktif olarak öğrenebiliriz. Pasif, biraz önce söylemiştik mesela anneden geçenler. Evet doğru, bebeği anneden geçiyor ama bu zaman içerisinde kaybolacak. Miktarı gittikçe azalıyor. Ne zaman? Özellikle 7 aydan, 8 aydan sonra. O nedenle de çocukların aslında enfeksiyonlara en rahat veya hasta yağlıklara en yatkın oldukları dönem işte bu dönemler oluyor. Anne sütünün koruyucu etkisi azalmaya başlamış oluyor. Anneden geçen koruyucular azalmaya başlamış oluyor. Ve çocuklarda hastalanma dönemi başlıyor. Onun için de biz genellikle bu dönem öncesinde aşılamalarımızı tamamlayalım istiyoruz. Bir, böyle bir aslında pasif kısmı var. Ha pasif kısmı bazen biz de yapabiliyoruz. Nasıl yapıyoruz? Serum uygulayarak veya dışarıdan immunoglobulin uygulayarak intravenöz immunoglobulin diyoruz veya kızamık immunoglobulin diyoruz. Böyle özgün immunoglobulinleri de dışarıdan vererek biz bir bakıma vücudu böyle geçici bir süre koruyabiliyoruz. Ama ideal olan ne? İdeal olan aslında vücudun bunu öğrenmesi. Kendisinin öğrenip en iyi şekilde buna cevap vermesi. Nasıl öğrenebilir? Bir, ya hastalığı geçirerek öğrenir. Bazen bu çok ağır olabilir, bazen hafif olur ya da biz aşı yaptırarak kazanırız. Aslında aşıyı o zaman şöyle söyleyebilir miyiz? Bizim amacımız öncelikle hastalığı önlemek. Mümkünse ölüm, yani öncelikle ölümü önlemek diyeyim. mümkünse de hastalığı önlemek. Bu arada tabii ki ciddi seyretmesini de istiyoruz. Hastaneye yatmasını da istiyoruz. Artı yalnız bir avantajımız daha var. Uygulamayla hastalığın yayılımını da önlüyoruz. Yani biz aşı yaptırdığımızda hem kendimizi hem de belli oranla da etrafımıza da yaymayı azaltarak da çevremizi de korumuş oluyoruz. O zaman en basit şekliyle şöyle söyleyelim mi? Aslında aşı bir bakıma vücuda balık tutmayı öğretmek. Immunoglobin vermekse öbür taraftan baktığımızda balığı vermek. İdeal olanı aslında en iyi koruyucu olanı öncelikle tabii ki balık tutmayı öğretmek olması gerekir. Pasif bağışıklıksa biraz önce söylemiştik dışarıdan immünoglobulinler yani balığı vermek gibi değerlendirebiliriz. Şimdi bizim bu aşıda o zaman ne yapabiliriz? Bir mikroorganizmanın tamamını verebiliriz arkadaşlar. Yani o mikroorganizmanın tamamını vücuda veririz ve vücut onu görür ona göre de uygun cevap verir. Ama tamamını verirken bizim yaptığımız nedir? Bir ya öldürüyoruz o mikroorganizmayı tamamen öyle hale getiriyoruz. Öyle veriyoruz. vücuda gör tanı diyoruz. Ama vücut onu şöyle düşünüyor. Bakın diyor benim için bir şey gösteriliyor ama hareket etmiyor. Kımıldamıyor, çoğalmıyor, bir şey neden olmuyor? Onun için vücut ona az cevap veriyor. Ve genellikle de biz böyle durumlarda aşıyı birkaç defa yapalım istiyoruz ki vücut onu görsün, iyice öğrensin diye. Bir sefer verdiğimizde cevabı az olabilir ama ikinci gördüğünde daha ciddi alıyor. Üçüncü defa gördüğünde ise çok daha ciddi alarak aslında kendini korur hale getiriyor. O zaman birincisi şöyle diyebilir miyiz? Bizim birincisi olarak mikroorganizmaları böyle tam olarak ama ölü olarak verdiğimiz. iki kısım kısım verdiğimiz. Mesela boğmaca aşısını son yıllarda kullandığımız bizim böyle asırlar aşı diyoruz. Sadece belirli kısımları var. Yani vücudumuzun tamamı, mikroorganizmanın tamamını değil de mesela belli kısımlarını veriyoruz ve böyle öğrenmesini istiyoruz. Burada da ama hala dikkat ederseniz ölüdeki gibi sadece belirli kısımlar var. O nedenle de bunların herhangi bir risk yaratabilmesi, probleme neden olması, hastalığa neden olabilmesi mümkün değildir arkadaşlar. Ha bir başka şekilde ise aslında şöyle yapıyoruz. Bu sefer o mikroorganizmayı alıyoruz. İyice zayıflatıyoruz. Biz onun istediği her şeyi ona laboratuvar ortamında sunuyoruz. Böyle olunca da mikroorganizma hızlı üreyebilmek için, çabuk çoğalabilmek için hastalık yapabilme kapasitesini kaybediyor. Ama diğer türlü hızlı yürüyebiliyor ama evet. Hastalık yapabiliyor mu? Hayır. İşte bu sefer de onları zayıflatmış oluyoruz. Canlı mikroorganizma ama çok zayıf. Hastalık yapamıyor. Öyle verdiğimiz zaman genellikle bir veya iki defa verdiğimizde çünkü vücuda verdiğimizde tamam içeriye giriyor, hareket ediyor, oynuyor, zıplıyor, sağa sola gitmeye çalışıyor mikroorganizma. Hatta üremeye çalışıyor. O nedenle de vücut bunu çok daha ciddi ve çok daha çabuk öğreniyor. Ve ona göre de cevap veriyor. Bunlar da bizim canlı aşılarımız. Yani aşılarımız o zaman iki genel gruba ayırabiliriz. Ölü aşılar ve canlı aşılar. Her ikisi de ama güvenli midir? Açıkçası en güvenli yapılardır. Böyle bir özelliğimiz var. Ölü aşıları da kendi içinde demiştik tamamını verdiğimiz veya belli antijenik kısımlarını verdiğimiz. Yani hastalık etkenini arkadaşlar alıyoruz, iyice zayıflatıyoruz onu güçsüz hale getiriyoruz. Ve bu hastalık etkeni güçsüz olduğu zaman da belirli özelliklerini yitirmiş oluyor. Bizim açımızdan risk yaratmıyor ama vücut tarafından öğrenilebiliyor mu? Evet öğrenilebiliyor. Bunlar canlı aşılar. Diğer taraftansa ölü tam hücre aşıları. Yani onu öldürüyoruz, öyle veriyoruz ama bunu birkaç defa uygulamamız lazım. Ya da sadece tanınabilir kısımlarını, küçük parçalarını veriyoruz. Bunlar da alt birim aşıları. Mesela üzerinde çok konuşulan aşılardan grip aşısı aslında bizim böyle alt birim aşılarımızdandır. Virüsün tamamını içermez. Sadece belirli kısımlarını içerir. O nedenle de grip aşısı olunca grip olunabilir mi? Mümkün değil arkadaşlar. Ama o dönemde çok sık geçirilen üst solunum yolu enfeksiyonları böyle algıya neden olabiliyor mu? Bazen denk geliyor. Öyle söylememiz lazım. Yani bir de bizim böyle aşılarımız var. Tetanoz ve de ise hastalar neden olan mikroorganizmaların toksini. Orada da sadece o toksinin zayıflatıp toksinle karşı olan aslında cevabı oluşturuyoruz. Onlar da toksit aşılarımız. Temel olarak o zaman bizim aşı türlerimizin böyle olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar baktığımız zaman. Şimdi genel olarak söyleyecek olursak bugün bizim kullandığımız aşılarda kızamık kızamıkçık kaba kulak aşımız, su aşısı, oral olarak uyguladığımız rota aşısı, oral çocuk felci aşısı, BCG aşısı bunlar canlı aşılara örnektir. Eskiden olan tam hücre boğmaca aşısı, hepatit A aşısı veya inaktif polio aşısıysa tam üşü aşılarımızdır. Kısım olarak verdiklerimiz ise hepatit B, konjüge hip, konjüge pneumokok aşıları, influenza aşısı, asöller boğmaca aşısı. Bunlar da açıkçası bizim böyle küçük parçacıklarının parçalarını verdiklerimiz yani sap ünit aşılardır. Diğer taraftansa toksitiz için ise difteri ve tetanoz aşımız var. Bunları değerlendirebiliriz. Şimdi aşılamanın başlangıcı aslında ta 1800'e aslında özellikle aşılamaya diye bakarsak Anadolu'ya geliyoruz. Çin'e geliyoruz. Çiçek aşısının veya çiçeğin modifiye şeklinde aşılarının ilk uygulaması. Dünyanın en kıymetli uygulamalarıdır. Çiçek hastalığının Anadolu'da açısından en azaltan ölümcül olmasını ortadan kaldırandır. Lady Montague aracılığıyla İngiltere'ye taşınmıştır. Ondan sonra da modern aşılama açıkçası orada başlamıştır. Şimdi bizim isteğimiz biraz önce söylemiştik ya aşılarla bazen canlı aşıları verdiğimiz zaman çok yüksek cevap elde ediyoruz. Ama bazı durumlarda arkadaşlar öyle aşılarda istediğimiz cevap olmuyor. O nedenle de birkaç aşıyı yaparak istediğimiz cevabı elde ediyoruz. Ama zaman içerisinde bu bizim aşı cevabımızla oluşturduğumuz koruyucu antikorumuz azalabiliyor mu? Evet. O nedenle de mutlaka ve mutlaka ona aralıklı hatırlatıcı yapmamız lazım. Hepimiz için geçerli olan tetanoz difteri de mesela 10 yılda bir bizim hatırlatma aşısını mutlaka ve mutlaka yapmamız lazım. Hepimiz için gerekli. Ben hep şunu söylüyorum. Amerika Birleşik Devletleri'ne bakarsak arkadaşlar senede 50 ila 70 yetişkin tetanozdan ölüyor. Amerika gibi bir ülkede tetanozdan ölüm senede 50-70. Neden? Gülün dikeni battı veya meyve soyarken elini bıçak kesti gibi basit nedenlerle. O nedenle de lütfen çiviyle uğraşıyorsak, çekiçle duvara bir şey çakıyorsak, meyve soyuyorsak, gülün dikenini, gül budama, böyle bir şeyleri yapıyorsak, yapmasak bile gündelik yaşamımızda 10 yılda bir tetanoz difteri aşımızda rutin olmamız gerekir. Baktığımızda aşılarının Böyle özellikleri var. Peki aşının içerisinde sadece böyle mikroorganizmalar mı var? Aslında en çok tartışılan noktalardan bir tanesi. Bir iki kelime de onunla ilgili söyleyelim aslında. Bir antijenik kısmı var. İki aslına bakarsak arkadaşlar ajuvan dediğimiz kısmı var. Üç koruyucu maddeler katkı maddeleri olabiliyor. Bir de üretim sırasında içinde kalanlar olabilir. Bugün tartışılan noktalardan bir tanesi aslında ajuvan. Ajuvan dediğimiz yapı şu. Bizim vücudumuzun o antijene çok daha etkili ve kuvvetli cevap vermesini sağlayan yapılar. Bunların bir kısmı açıkçası arkadaşlar yavaş olarak antijeni gösteriyor. Yavaş yavaş gösteriyor. Böyle olunca da vücut onu daha uzun sürede gördüğü için daha iyi cevap veriyor. Bir kısmı bizim hücrelerimizin o antijeni daha iyi algılamasını, daha yüksek cevap vermesini sağlıyor. Yani ya süreyi uzatıyor ya da gördüğündeki algısını artırıyor. Ajuvanların temel özellikleri bunlar. Peki ajuvan olarak aslında kullandığımız zaman ne kullanıyoruz? Farklı yapılar içerisinde farklı ürünleri kullanabiliyoruz. Böyle baktığımız zaman ajuvanlar diye bakarsak adı üstünde yardım eden, güçlendiren anlamına geliyor. Ve bugün için kullanılan açıkçası ilk defa tarihteki gelişiminde e, hayvanlara uygulanırken aşıyla beraber tespit ediliyor. En çok kullanılanlardan bir tanesi alüminyum. Ama ne miktarda veriliyor derseniz o kadar düşük ki neredeyse ölçülemeyecek miktarlarda hangi aşıların içerisinde var? Mesela tetanoz içeren, bomboncu içeren aşıların içerisinde çok az miktarlarda var. Ve bu miktar açıkçası vücutta depolanan veya kalan şekilde de değil. Hızla da atılan formuyla. Antijeni olan hücre, tanıyacak olan hücre acuvanla beraber olduğunda daha iyi görüyor. Bunu yardımcı hücrelere çok daha iyi iletiyor. Onun aracılığıyla da bizim antikor üreten hücrelerimiz daha ek, aktif olarak antikor üretip hafıza hücrelerine dönüşüyor. İleride karşılaştığında cevap vermek için. Böylece antikorlar oluşuyordu. Eğer bu arada farklı basamaklarda da bizim T hücre cevabımız yani hücresel cevabımız gelişiyor. Bunlar da ileriki dönemde bizim için daha etkili cevabın oluşmasını destekleyen elemanlar diye değerlendirebiliriz. Ajuvanlar ise işte bu basamakta arkadaşlar. Belki burada çok üzerinde çıkmayacak, net olarak görünmeyecek ama şöyle söyleyebiliriz. O ilk basamakta antijeni alıp da bizim savunma sistemimize gösteren hücreleri, gören hücrelerin gücünü artırıyor. Özelliği bu. Biraz önce söylemiştik depo etkisi zaman üzerinden avantaj sağlıyor diye. Böyle özellikleri vardır. Alüminyum bunların en basit başında kullanılandır. Ama şöyle bakalım alüminyum deyince bir dönem Türkiye'de çok tartışıldı, çok gündeme getirildi. Ama alüminyum arkadaşlar içtiğimiz sudan açıkçası yediğimiz her türlü gıdaya kadar var. Mesela anti asitleri düşünüyorsak içerisindeki miktar en yüksek miktarlarda. Boyar maddelerden açıkçası yara kanamı durdurucuya kadar her yerde de her şekilde de kullanılıyoruz hafif bir madde, etkinliği yüksek bir madde, koruyuculuğu yüksek bir madde. Günlük olarak alınabilecek miktar asılın çıkıcısı belirlenmiş şekilde. Dünyada işte bunu belirleyen neresi? FDA var. Amerika Birleşik Devletleri'nde diyor ki gün içerisinde şu kadının alınması lazım. Bu kadarı izin verilen miktar bunun üstünde de risk yaratabilir diyor. 1 miligrama kadar da güvenli olduğunu söylüyor her bir kilogram için. Bizim aşılarımız bakın 1 miligram diyoruz. Aşılarımızın içerisinde ise şöyle söyleyeyim. Tüm aşılarımızı içerisinde içerisinde ajuvan olan tüm aşıları aynı anda bile yapacak olsak 4.9 mikrogram var. O kadar eser miktarda, o kadar düz miktarda. Almamız gereken miktarın çok altında, izin verilen miktarın çok ama çok 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 altında. 10 kilogramlık bir bebek için 10 miligram her gün alması gerekiyor. Yaşam boyuysa işte oranlar, rakamlar açıkçası burada görebiliyorsunuz. Tekrar değerlendirecek olursak içtiğimiz sütte bugün için bebek beslenmesinde kullanılan formül mamaların içerisine kadar var. O nedenle de alüminyumu dert edelim mi etmemek lazım. Koruyucu madde olarak eskiden aşılar, bugün artık koruyucu maddeyi çok fazla içermiyoruz. Eskiden aşılar arkadaşlar şöyle söyleyelim. 10 kişilik mesela düşünün okul aşılamalarına bir flakon olurdu. Birinci çekilir bana, ikinci çekilen diğer arkadaşlarımıza yapılan üçüncü, dördüncü. Aynı flakon içine enjektör batırılır diğer kişiye, bir başka enjektör diğer kişiye ideal şartlarda. Hatta bazen aynı enjektör bile kullanıldığı oluyordu ama onu hadi dışarıda tutalım. İşte bu her batırma çıkartmada bulaş ihtimali olmasın diye eskiden koruyucular kullanıyordu. Ama bugün artık aşılar dikkat edersek hemen hemen tamamı Tek kullanımlık. Onun için ciddi anlamda koruyucu var mı? Artık yok. Bir dönem tiyomersel gündeme getirilmişti. Aslında bir civa bileşiği. Vücutta depolanmayan ve ortalama 4 ila 7 gün içinde de tamamen atılan bir bileşikti. Ve aşıların içerisinde de o kadar düşük miktardaydı ki eviniz ana caddeye bakıyorsa alacağınız civanın çok çok daha altındaydı. Ama ona rağmen artık çıkartıldı onun da kalmadığını söyleyelim. Katkı maddeleri bazen ürünün stabilizasyonu için çok nadiren aşılarda vardır. Ciddi anlamda bulunmaz. Üretim sırasında işte o da o parçalama sırasında veya öldürme sırasında kullanılanlardan minimal kalanlardır ve yok kabul edilecek düzeylerdedir. O bakımdan bugün baktığımız zaman aşının ana içeriğinin antijen ve ajuvan olduğunu söylememiz lazım. O da bazı aşılarda, her aşıda da değil. Ve ajuvanlar arasında da alüminyum en önde geleni demiştik. Biraz önce de rakamlarını da gördük. Ben aşılarla ilgili böyle bir genel bilgimiz olsun. Genel anlamda sohbet edelim. Böyle de bir nedir, nasıl olur, içerisinde ne vardır, ölü aşı, canlı aşı nasıldır diye konuşalım istemiştim. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Çok çok teşekkür ederim.